Bak bunun hesabını yaparım. Yap. Tamam tamam buyur. Yok yapalım. Bak, yapalım ya hadi hadi yapalım yapalım. Cümleyi söyledin yapalım buyur. Gel. 2000 yılını bir çeltik at. Gündelik tüketimden neyi seçersen seç. 23'e gel. Kat kat fazlasını alıyorsun. Tamam. Hı. 2000 yılı benzin fiyatları neymiş? Ortalama 0.59'muş. Doğru mu? Şeye de bak. Maaşa da bak. 86.922.900. Doğru mudur? 145 litre benzin diyelim. Doğru mu? 11.400. 40 lira da benzin. 285 litre. Doğru. İki kat olmuş mu? Doğru olmuş. Sadece ben tamam. Başka birçok ürün. Ki benzin ithal kalem. Bak şimdi ithal kalem eyvallah. Yani buna ne diyorlar abicim? Bak, buna satın alma gücü diyorlar. Bak. Yaptığınız şeyi isnat etme konusunda çok iyisiniz. Duymuyorum. Duymuyorum seni. Niye? Bu insanları görüyor musunuz? Bütün dünya çılgın Türkler diye tanıyor. Biz boyun eğecek, razı olacak, şükredip oturacak insanlar değiliz. Hadi eyvallah. Şükretmeyin nankörlük edin. Şükretmeyin nankörlük edin. Kredi çekip iPhone'u çekme. Sağlık, eğitim, hizmetine ihtiyacı var. Veriyor, veriyor. Gelecek kaygısı olmama ihtiyacı var. Veriyor, bütün veriyor kaygı. İşte bak onu da mesela bütün konuşmuş olalım. Dün benim aynı. Hadi, hadi. Gel arkadaşlar. Bak. Sağlıkta adam sınırsız bak. Ya. Abi sen gene nereden abi geldin ya? Abi lütfen Allah rızası için. Bak sağlık mevzusunu konuşmaya gerek yok aslında çünkü 2000'den önce sen burada kalp krizi geçip bu adama ambulansı arar mısın dediğin zaman bak, der ki sana param var mı? Hastanelerin tutunma olayları var. Ya bir ambulans paralıydı. Bak eyvallah da. Bak sen bugün desen ki ben tomografi çektireceğim. Sıra. Sonra... Hayır abicim bak 6 ay değil benim babam daha geçen günü çekildi. Şuralarda 12'de mi ne Samatya'da mı ne sıra verdiler? Sen diş için ne zaman randevu alabilirsin? Dişten değil bak tomografi bak, dedin. Bak tomografi tamam mı? Diş. Adamın ciddi bir rahatsızlığı. Abi bak soralım. İnsanlara soralım. Evet ya. Soralım. Ben. İnsanlara bak soralım. O örnek olay 6 ay değil. Random seçelim soralım. Geceye veriyor abi. Geceye veriyor. Geceye veriyor. MR sırasında veriyor. Ama geceye veriyor. Niye? Arkadaş yok yoğunluk var. Bak hayır bunun Suriye meselesiyle de alakası yok. Sağlık sistemi gayet muntazaman işliyordu. Ama pandemiyle birlikte sağlıkla alakalı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Özgür Demirtaş'ın bir lafı var. Onu dinle. Türkiye anlatıyor. Ya, bak, Türkiye diyor ya eğer diyor üretim ekonomisinden yana olup da hani bu şekilde davranırsa diyor vah vah haline diyor ya. Şu an bak adama söylemiş bak ilk başta ben onu dinlediğimde çok kızdım kendisine. Daha sonrasında izlediğimde şu an izlediğimde yani adama hak veriyorum. Özgür Demirtaş'ın bak Özgür Demirtaş'ın söylemiş oldu. Türkiye üretim ekonomisine gelsin falan filan falan filan tamamen bir palavra. Neden palavra biliyor musun? Şöyle bir algı oluşturuluyor. Türkiye bir şey üreten ülke değil, tüketen ülke. Böyle değil. Bak şimdi söyleyeceğim. Gayri safi, milli hasıla vesaire bunlar üstünden bir cari değer oluşturuluyor. Biz enerji maliyetleri var ya, doğalgaz ve petrol, ithal kalemler bunlar. Bunları çıktığımız zaman artı ya 30 ya da 40 milyar dolar fazla veriyoruz. Şimdi bir kere şunu soracağız. Yani biz enerjide dışarıya para vermiyorsak eğer tamamen enerjide kendine yeter durumda olduğumuz zaman zaten kurda seyrettiği o yükselme eğilimi var ya doların ve TL'nin değer kaybı. Bu iş tersine dönmüş oluyor. Çünkü sen dolar konusunda artı veriyorsun. Artı verdiğin için doların düşüyor. Dolar düşer. Tamam. Çünkü dolar birikimi olur. Tamam. Veyahut devlet orada bir politika uygulayıp dövizi yine belli bir noktada tutar. Ekonomiyi geliştirme tamam. Noktasında bir adım atar. Şu anki Mehmet Şimşek dönemiydi. Yeni yeni geçmeye başladık. Bak hayır. Öncesinde de vardı. Ne vardı? Olan şeyi söyleyeyim. Bizim hasarlı bölge neresi abi? Enerji. Ama neden hasarlı? Bak, enerjiye girersek eğer. Bir evet. Buyur, lütfen. Aslında. Lütfen. Tabii. Doğalgaz için ilk ay bedavaydı ya. Peki bu iş ne olacak doğalgaz? Soruyorum. Bilmediğim için soruyorum. Doğalgaz konusunda bak cümleyi söyleyeyim. Cümleyi söylüyorum. Cümleyi. Doğalgaz konusunda ilk ay bedava değil o sadece. Doğalgazda ilk ay konutta bedava. Bedava. Okey. Bir de mutfakta kullandığın gaz bedava. Ha tamam. Yani o mutfakta kullanılacak oran belli şimdi o bedava. Çıkarıldı. Şimdi evet. Bu, bak onu söylüyorum. Belli bir oranda. Şöyle bir hesap yapılıyor. Mesela Batman'da da yıllardır petrol çıkarılıyor. Tamam. Ama Batman'daki oradaki tesislerin ismi ne oluyordu? X'te geç. Tamam. Petrol üretim tesisleri. Tamam. Kuyu var, petrol çıkıyor. Petrol de bulmuşuz. Bedava olsun petrol diyebilir miyiz? Şunu yüzden diyemiyoruz. O belli bir ihtiyacı karşılıyor. Belli bir ihtiyacı karşılıyor da. Evet.
Ne zaman benim cebime yansır? Senin cebine yansır. İşte bak, şu anda yansır. Bak hemen sana bunlar onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Mevcutta açılmış bir yer var. Oradan aktarılan var. Tamam. Etrafında ayrı sondajlar yapılıyor. Çünkü yapılmış tek sondajda çıkmıyor. Ya tamam, işlenmesi var. Onun bak sondaj. Dağıtımı... Sondajı da şöyle düşün. Rakamı hatırlamıyorum. Ya 2 ya da 4 kilometre aşağı iniyorsun. Tamam mı? Su. Derin denizde. Ondan sonra da bir 2 kilometre kadar daha aşağı iniyorsun. Oradan çıkarıyorsun. Ve biz bu teknolojiyi... Petrol ilk defa çıkartılmıyor abi dünyada. Tamam. Yok, bu yeni yeni. Bu teknoloji yeni bir teknoloji. 2000'lerin başında bulundu bu teknoloji. Zaten 2000'lerin başında bulunduğu için bu teknoloji Akdeniz'deki gaz değerli oldu. Arap Baharı yaşandı. Bizde Gezi Parkı yaşandı. Bütün hikaye aslında bunun üstüne kuruluydu. Yönetimi devir. Ondan sonra Mavi Vatan'a karşı olan bir harita var. Gördün mü haritayı? Yunanistan bayağı bir alanı, kendi alanı ilan ediyor. Biz de küçücük bir yeri kabul ediyoruz. Konuyla alakalı. Konuyla alakalı bir şey ya. Yani ben ne zaman arkadaşım liraya, ne zaman yansır? Ne zaman 10 liraya? Ne zaman yansır? Bak Kabar'da yine Kabar'daki çalışma bitiyor. Bir sondaj daha yapılacak ama farklı noktalarda belirlenmiş. Yine sondaj yapılacak yerler var 6 ay 1 sene sonraya. 1 sene sonra benim cebime yani, yansır mı olur? Bunu söylemem benim doğru değil. Tahminim ne? Yani benim tahminim 3 yıla, 3,5, 4 yıla bu millet enerji. Bak ondan bahsetmiyorum. Zaten görürsün. Tamam mı? Şunu görürsün. Araba mevzusunda da mesela vardı aynı şey. Girelim. Ben merak ettim. Tamam, girelim. İtalya'dan getirip burada birleştirip satıyorlar mı? Ben onu geçtim. Şunu söyleyeyim. Yok, niye? Araba mevzusu. Evet. Bak, ben öyle bir merak şey ettim. Mi? Yok. Öyle bir mevzu var ama duymuşsundur. Öyle bir mevzu var da. Kamyonlarla getirip yükleyip falan. Şimdi bak onunla ilgili ben şunu söyleyeyim o zaman. Telegram sayfalarındaki haber kanallarına bakarsan veya Twitter'daki haber kanallarına bakarsan TOGG'un olmuş olduğu arabanın Norveç kökenli olduğu da söyleniyor. Böyle bir iddia da var. Hani bakarsak Çamurat izi kalsın da Tayyip Erdoğan'ın şey diploması yok biliyorsun değil mi? Ya geç onları. Yok biliyorsun değil mi? Abi onları geç. Hayır önemli bir şey bu. Benim için önemli bir şey değil. Bak hayır. Bak benim için bu iddiayı bak bir saniye. Bak benim için önemli olan ne biliyor musun? Diploması olsun veya olmasın. Onda değilim. Bak TOGG'la alakalı bir hikaye var ya. Hani dezenformasyonun boyutunu algılayabilmek ya, için söylüyorum. Abi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı askerliğini yedek subay olarak yapmış. CHP milletvekili Aydın Ayaydın hocası söylüyor ki benim derslerime giriyordu. 4 yıl boyunca ben bu adamı gördüm. Sınavlarına geldi, gitti. Hatta sağ sol muhabbetleri oluyordu diye. Bak, sen de çok terledin. Dağıtmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Sen de az önce bir cümle kullandın. Dedin ki Twitter'da, Telegram'da, kanallar. Ya Twitter'daki Telegram'da hangi zibidinin kullandığı belli olmayan kanaldan bahsetmiyorum. Kadının siyasi bir kimliği var. Siyasi bir kimliği var kadının. İşte Meral Akşener. Bir partinin lideri çıkıyor diyor ki senin diploman yok diploman. Şimdi bak abi ben bak kimliğiyle beraber yalan söylüyor. Tamam. Ve tespit edilebilir basit bir yalan bu. Çok güzel bir araba. Evet. Güzel bir model. Güzel bir teknolojiyle yapıldı. Peki şunu söyleyeceğim. Ben vatandaş olarak benim böyle bir talebim var. 600 milletvekili de neden o zaman TOGG kullanmıyor? Böyle bir yasa çıkartılsın. Mercedesler altına alınsın. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Doğru mu? 600'ü de TOGG'a binsin. TOGG'ları zırhlı yapılsın. Güvenilmiyor mu TOGG'a o zaman? Benim şimdi sorum bu vatandaş olarak. Ben de seninle aynı biliyordum. Geçen günü yani bana anlattılar. Şey şaşırdım. Çünkü bak söyleyeceğim. Ama söyleyeceğim. Belli başlı ilçe belediye başkanları TOGG'la PR o yapıyor. O nasıl yapıldı ya. Biliyor musun? Bak PR yapıyor ya. Ama dinlemiyorsun abi. Bak hatta şunu dediler. Dediler ki CHP'li belediye başkanlarının niye yok? Çünkü bu arkadaşlar sıraya girdiler ve ödemesini yaptılar. Dediler ki biz makam aracı olarak TOGG'u kullanacağız, okeyiz. Ve sipariş verip aldılar. Belediye namını aldılar ve belediyenin araçları oldu. Ama CHP'li arkadaşlar, yani Ekrem İmamoğlu'na falan niye verilmedi mevzusu da açıldı. Oradan söylüyorum. Almadılar. Hala kabul etmiyorlar. Liste, değil abi, girmediler. Hayır dediler, yok dediler. Nereden biliyorsun abi? Abicim alımı yapmadılar. Ya çünkü kamu öncelikliydi. Ekrem İmamoğlu'na belki verilmedi. Verilmedi ve böyle bir şey söylenmesi için. Dinlemiyor musun? Böyle bir şey söylenmesi için. Sen dinlemiyor bir musun? Kapı açıldı. Bak ben bak, bunu söylüyorum. Bak Ekrem İmamoğlu ile alakalı ben çok ifade kullandım. Başka bir milletvekiline dava açtı o. Milletvekili ona dedi ki sen terörist cenazesine gittin. Gerçekten dava açtı. Ben video çektim. Ulan dedim ben de söylüyorum terörist cenazesine gittim. Bana dava açmadı. Haberi de var. Bütün o haberleri zaten topluyorlar. Sürekli onun önüne sunuluyor. Sağa sola talimat da veriyor. Burada vermiyor da başka yerlerde çok verdi onu. İşte belediyenin parkıdır. Çekim yaptırmayın. Sen abi, neyse. Ekrem Başkan'la hiç görüştün mü? Evet.
Aynı masada oturduk biz, yemek yedik. Ne güzel. Bak ne güzel. Eskisini ben onun biliyorum. Bak, ama ben Beylikdüzü'ndeyim ya. Ben tamam, onun eskisini ben biliyorum. Ben de Beylikdüzü'ndeyim. Sen de biliyor musun eskisini onun? Ekrem Başkan hep aynıydı zaten. Bak hep aynıydı. Yani kendi Beylikdüzü'ne tramvay yapacağım. Ne zaman başkan? Büyükşehir Belediye Başkanı oldun, yap da. Engellenmesi neler yapacak da. Ya. Bir de bunlar var. Hangisi? Girer, misal. Bak. Bunlara girer. Ya nasıl engelleniyor? Onu söyle, orada bitirelim. Bitirelim artık abi. Almış bak. Sence almış olduğundan kararlar. Bak nasıl bitiriliyor? Ya bak bir soru soruyorsun. Dinliyorum. Cevabını veriyorum. Dinliyorum. Yok kesmiyorum, dinliyorum. Ben sana şunu soruyorum. Sence Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sence gerçekten almış olduğu kararları net bir şekilde şak 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 meclisten geçip onaylatıp da uygulayabiliyor mu? Söyleyeyim mi? Söyle. Bak. Bir saniye lütfen. Dur abi. Dur. Dur abi lütfen. Söylüyorum. Çok dikkat et. Silivri. Günü tam hatırlamıyorum. Aa, bak evet, bak, bak. Desen daha yeterli olur. Evet çok. Getirsin. Bak yok, ama dur dur. Silivri. Silivri. İkinci tur seçimlerinden hemen önce. Ekrem İmamoğlu. Kürsüde millete dönmüş ve anlatıyor. Diyor ki ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Meclisimiz Cumhur İttifakı'nda tıkır tıkır çalışıyor. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Diyen Ekrem İmamoğlu. Ama yalanlarına sen de yetişemediğin için o söylediği yalanı orada ne ara düzeltti bilemiyorsun. Bak. Ama bunu söyleyen o. Ben değilim ha. Abi, tıkır tıkır. Şimdi bak ben bir belli başlı şeylerle alakalı konuşurum ama. Söyle. Konuşamıyorum işte. Yok yok abi. Allah razı olsun. Niye? Bu adam seçmez mi? Sence niye konuşuyor? Yok konuş konuş. Bak ama ne dedin bana? Bana dedin ki Ekrem İmamoğlu engelleniyor. Ben sana bahsin kendisi. Engelleniyor. Ya engelleniyor. Ya cümleyi söyleyen Ekrem'in kendisi. Bak şimdi ya iş şu. Komik bir şekilde mevzu oraya gidiyor. Ekrem Bey Gülşen Hanım'ı konsere çıkarırken engellenmiyor. Ekrem Bey sağa sola reklam, peki, hatta bir saniye, peki, bir saniye lütfen Allah rızası için. Bak onlar başka, onları biz müracaat ediyoruz ya. Valilik benim müracaatımı tabii ki dikkate alacak. Tamam. Yani burada bir beis yok. Peki ben sana şunu söyleyeyim. Ben valilik olarak... Bak valilikte değiliz. Gülşen'i konsere çıkarıyor, sorun yok. YouTuber'lara, hayır sen söyledin engelleniyor. YouTuber'lara günlüğü 20 bin lira civarında ödenek çıkarılıyor. PR çalışması için bak web sitesinde görebilirsin çok net bir şekilde. Araç bakım ihalesi Mercedes'e verilmiyor. Özgür Karabat mıydı neydi? Bir milletvekili mali müşavir şirkette ve şirketin otobüs bakımıyla alakalı hiçbir bilgisi yok. Oraya veriliyor 4 milyar TL'lik ihale. Orada da kimse Ekrem Bey'i engellemiyor. İstanbul yetmiyor. Bursa'ya, Kastamonu'ya, oraya buraya pankartlar bastırıyor İBB bütçesiyle. Ama burada da Ekrem Bey'i kimse engellemiyor. Ama Ekrem Bey nasıl oluyorsa bazen böyle bir şekilde. Peki sence senin bu söylemiş oldukların gerçek olmuş olsaydı eğer? Gülşen çıktı akşam. İBB'ye kayyum atanmaz mı? Nasıl nasıl? Yo atanmıyor. Neden atanmıyor biliyor musun? Çünkü böyle bir şey yok. Yok. Hangisi yok? Yok söylediklerin hiçbiri yok. Ben Bursa'daki pankartları açar mısın? Arkadaş görmemiş. Hayır Bursa'daki... benim bahsetmiş olduğum olay şu. Gülşen konsere çıkmıyorum abicim. Bugün konseri var Gülşen'in. İBB konseri. Tamam. Biz çıkarmadık onu. AK Parti'nin meclis üyeleri bunu çıkarın falan demedi. Tamam. Cümleyi bak ben söyledim. Bak. Ama söylediğim cümle tamamen Ekrem İmamoğlu'ndan alıntıdır. Sen... Yazın onu. Tamam bitireceğiz şimdi. Yaz onu. Silivri konuşmasını aç. Sen kendin dinle. Bak şunu söylüyor adam. Diyor ki ben mecliste bir sorun yaşamıyorum. Mecliste biz gayet güzel anlaşıyoruz. Meclis başka partiden olabilir. Belediye başkanı başka partiden olabilir. Ama sen de haklısın. Niye? Çünkü aynı adam dün televizyona çıkıp şu yalanı söylüyordu. Diyordu ki ben şu işi yapacağım. Engel oluyorlar. Tevfik Göksu'yu biliyorsun değil mi? Maalesef biliyorum. Ha, adam çıktı böyle bir tabloyla. Dedi ki bak %4 ve şu kadar önergelerine biz hayır demişiz. %4. Şimdi burada biz bir şey konuşuyoruz. 15 tane konu konuşalım. Hatta sayısal olarak sağlayabilmemiz için diyelim. 100 konu konuşalım. Ve 100 konunun da ben senin hayır diyeyim. Seni engellemiş olabilir miyim burada? Doğru. Yok engellemiş olabilir miyim? 100 konu. 100 konuda 4 konu. Bunu reel olarak yapalım mı şu an? Bak soruyorum. 100 konu var. Tamam. 100 mesela önerge getirmişsin. 100 tamam. Önergenin 4'üne, %4'üne olacak hayır biçimde. Demiş. Hayır tamam. Demişim. Tamam. Bunda sen ya gördünüz her mü şey, beni engelliyorlar diyebilir misin?